Arkadaşlar, Fatih Davulcu YouTube kanalına hoş geldiniz. Hepinize selamlar, saygılar olsun. Bugün de Kamasa babamın yanına doğru geldim. Şu anda babam koyunları otlatıyor. Irmağın kenarında. Sizlere manzarayı da şöyle göstereyim. Kış ayındayız ama hava sıcak. Gecelerde tabi oldukça çok soğuk oluyor. Gündüz güneşli olduğu zaman. Bu sene kar yağmadı. Çok az bir şey yağdı. O da hemen kalktı. Bakıyoruz, Türkiye'nin bazı bölgelerinde acayip kar manzaraları var ama bizde yok maalesef. Evet, kral burada koyunlar otlatıyor. İçeride zahra veriyoruz da hem suluyor hem biraz gezdirmiş oluyor. Koyunlar da yavaş yavaş kuzlamaya başladılar. Küçük kuzular oluyor. Ne ettin bu? Kolay gelsin. Hoş geldin. Sabahtan beri kuzlamadı ya. Ne oldu? Koyun mu kuzluyor? Evet arkadaşlar, dediğim gibi. Koyunlar kuzlamaya başladı. Ya, vakti gelmedi, kuzlamıyor. Sabahtan beri kuzlamıyor. Ha, en geride bir koyun geliyor bak. Orada düşünüyor. Buradan nasıl? Ha, ta orada. Ben size göstereyim şöyle. Ağacın dibinde duruyor orada. Sancısı var muhakkak. Ne ettin? Nereleri dolaştın? Ya öte yandan Daştepe'den ağrı. Baş yokları geldim, o bu yok. Buradan çıkılmıyor daha fazla. Buraya çok. Buz bizim bura, kuza geliyor, biliyor musun? Kuza şimdi de şey, daha da kuza önce ben ne edeceğim şimdi? Buradan yakınca götürüyoruz köyü. Evet. Ağrısı var. Yatamıyor mu yontam yere yaşlı ya? Bilmesin ki bazısı da ağla götürüyor, ağıl da kuzluyor. Yazlı koyun çok ağrı çekiyor. Evet. Bir günde bir gün ağrı çeken koyun. Allah'ım. Saati gelmedi, kuzlamaz. Tabii, her şeyin vakti saati var. Davarı çıkardım azıcık daha ya. Zemher ayında değil mi? Aa, herkes kavak budayıyordu eskiden işte. Budama kavakları vardı arkadaşlar. Kar çok yağdığı zaman dağa çıkılmayınca. Ya dağa çıkılmayınca budayacağım. At kalıyor hayvan. Ya ya ya. Neyle gitseydi ya? Ağla gitmedi, uzamaydı kral. Saate bakıyor babam. Gördü. 3 dakika. Ya, ya, ya. Ya bunu saatinden gideceğim. Bunu saatinden gideceğim bunu. Bunu saatini bulup salacağım. Öyleye kadar salamıyoruz. Buraya 4 parmak. Basa her yer kar. Bizim burada bir tek kar yok. Ya. Geçen sadece işte biraz yağmur yağdı arkadaşlar. Kar yağsa bunda ne olur Fatih? Tabii, geceleri çok soğuk oluyor. Gece. Böyle gündüz güneş dolunca. Kar yağsa hava yumuşar ya. Ya, 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 ya. Kızım ya, 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 ya. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey. Yayılıyor bak bu gözle ya. Acaba buğday neye çok mu diyorsun sen de bağlı? Ama... Yok, bu buğdaydan değildi. O senin ya, dediğin gibi sancısı ya. Varsa ne? Anam şu bakacağım, bakacak veriyor değil mi? Büyük bakacak ya. Ya işte, 10 kilo alayım mı? Alır. 10 kilo yiyin ne var? Yiyir canım 10 kiloyu bunu. İlk işler alıştık abi. İlkim birden çok önemli. İlkim birden verince hastalık oluyor. Değil mi? Tabii.
Buğday veriyoruz arkadaşlar biz bunlara. Palet yem de veriyoruz. Kuspeyle karışıp. Kuspeyle karışıp. Bunun parasının hepsini cebine atarsan koyun kötürüm o. Tabii. Koyuna bakacağım. 9 olunca 5'ini yiyecek bu koyun. Kesin yedirecek. O samanını kuspesini boş mu kadar? Zayıf koyun, kuzu bir yağ dışarı, koyun bir yağ dışarı, koyun ölü kuzulu değil. Tabi vitaminsiz kalınca besleyemez kendini değil mi? Tabi ya. Hayvana da bakamaz, kendine de bakamaz, süt de gelmez. Koyunu beslersen alacaksın, kışın kesmeyecek mi? Yazdan. Bizim burası aslında koyun yeri değil de. Keçi de var arkadaşlar. Dağlı bizim keçi de var. O yüzden masa fazla dağlara çıkamıyoruz bile. Bunlar dalların içine girmiyorlar sık yerlere. Böyle açık arazi olacak. Hemen çıkıyorlar değil mi? Girdiklerini açıklıyorlar bir oluyor dalların arasında. Yaprağı da var gibi yiyor da. Şimdi yaprak yok, çöl yok daha. Evet biz de. Çal yaprağı, ben bir şey kavak arayın şimdi. Suluyoruz, bir kere eğleniyelim öyle. Ondan sonra da doğru ağlı. Şimdi kancık demir ağlı. Ufak muzula mı? Evet, evet. Kancık demir. Bir tane koç koyacağım ben. O ikini koyacağım. Kurban da oldu. Kurban evet. Bir yaşına koç bulunmayıver ya. Saatet ediyorum bunu. Tabii canım. Adamın koçunu götürsün atlamaz. Atlar zor zor yatlar. Koyunun kuyruğunu ayağına atıyor koç. Hey! Hey! Sese bak sese. Ağzını bak! Yalan yerler ha. Ararsınız yazın otun. Şimdi ot yok tabi. Ya koyun tepede bir apak çekip atsa bu kovada tutmadı neydi fakat kuzdu yala. Şimdi ben nereye gideyim, nereden götüreyim? Geçen bir tek kuzda dağdı. Her ensemden çıktı soğuktu. Koyunla kuzladığı için arkadaşlar babam fazla uzaklara gitmiyorum diyor. Ya adam Sivas'ta askerli gittim ben diz boyu kar. Adam 3000 koyunum mu diye mesela. Ama adamla yazdan oraya yağıyla, otu biçiyle demek ki. Tabii. Yığıyla öyle yiyor deste deste. Sonra bizim bununla kuru otu yemeyle. Ya bizim koyunumuzu, koçu ayrı ye başka yerdeysen. Koçu hesaplayacağım bak şimdi bu koyun. Mart'ta kuzlaması bitirirse çimen çıkar ki keyif olur. Kuzu yük kalmaz adamın. Ama şimdi yük oluyor kuzu. Bir çoban efendi yiyeyim kaç para mesela bir koyun. Görüyorsun işte. Evet. Yük kuzu satınca adı. O kuzunun gideri çok oluyor yani. Yarı yarıya düşüyor parası mesela. Biraz bir koyun, diyorum baharda kuzlasala diyorum. Bir koyun 500 kağıda kışı çıkar en az. 500. Zamanını, küspesini, fenli yemini, buğdayını hesaplayınca. Tabii canım. O kuzu bir de içeride kuzu yemi vermesen satamazsın. Palet yem, palet yem yemeyince büyümüyor ki kuzu tabii. Ya kirpi gibi şey ne eder geliyor 200-300 kağıt diyor adam. Haklı. Ha. 10-12, 10 kilo, 8 kilo kebap börsü al adam. O adam yem de pahalı. Hapas hapas. Kolay değil kebap etmek bize abi. Tabii canım. Sallandırıyı. Kilo kilo satıyor onu tabii. Tabii adama para kalmayacak adam senin kuzunu es. Hey! Palet yem, fenli yem hepsinden. Bak o koyun yayılıyor Fatih. Belli olmaz bu. Demek ki bir saati bu da. Birisi öyle oldu işte. Bir gün önceden ağırlandı, sabaha karşı kuzdu. Doğrudu. Bazı hayvan çekiyor öyle ya. Verme aklı. Geç kuzluyu. Allah'ın hikmeti ya. Evet. İkiz kuzlayan koyun da çok. Birden kuzlamaz. Allah Allah. Ya kızım ya! Ya! Neyse olsa dala bastayı bağırmam şimdi. Dallar atlalardı yavrum. Bak lan. Kekliği dedim. Erol dedim. Asana şuraya bir keklik kondu dedi. Şenol'la Erol değil. Kardeş onun. Ha, selam olsun buradan. Sen bak işte ben onu vurarım dedim. Ama kardiz boyu. Oğlan kaldı kekliği. Bir kere attım düştü keklik. Orada taşlanıyordu. Kekliği hemen yolduk. Yarısını ona verdim. Yarısını ben aldım. O zaman kar çok. Çok kar yağardı. Şimdi nerede evden eve varılmaz devası. Ya bu çaydan mıyı, buz mıyı böyle şakır şakır akardı. Kapaşıdı bu çay ya.
O da kar yağardı. Hem pesen hem kar. Böyle şeyin yüzü, çayın yüzü çatır 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 böyle kırılırdı, uçacaktı. Doğum. Çatır diye durmazdı, bu sıkışırdı, çayı kar durdu. Gece. Gece soğuk olunca değil mi? Gündüz de güneş oluyor. Tabii. Şimdi o kışla iklim değişiyor demek. O kışla yok. Yok. Bizim o davalarımız, o zamanki davalı, şimdi o sıvayı, bir tane 60 kilo gülü bir erkek. Niye? Çubuk çok. Davaradan yok. Bilmem. Yaylım bol şimdi, doğru. Eskiden davar kalabaydı. Alamadan davar çıkardı. Çit'ten davar çıkardı. Her yerden davar çıkardı. Herkesin yanında 2-3 köpek, koca koca köpekle dağda bir tek domuzluyu bir şey bilmezdik. Domuzu bilmezdik ya biz eskiden. Her yeri domuz bastı şimdi. Öyle doğru. Orman olunca oldu. Tarlalara iniyle geliyle şimdi. Ya şimdi bu depelere de çam diktik ki. Evet. Çamın dibini yeşili ya. Çamın kokunu çıkarmışlar depede ya. Hayret bir demek şey ya. Demek ki böcük bu demek. Doğru. Çok pis şey ya domuz. İşte bir gece şu orada bak şu köşede saat 1'de bacaklarımı uzattım. Domuz bizim benim biraderimle tarlayı birbirine katmış, böldüğümüz tarlayı. Ben de yakıp kattı zannediyorum. O da askere gitti şeyi. Nereye doğru ya diyemedim. Diyarbakır'a gittiydi. Diyarbakır Sirvan'a gittiydi. Komandoydu orada. Neyse orada bacak almış olup atmak onu. Domuz bu argın içine yukarı gelmiş, bu su argın içine yukarı. Tepemde bir şey puf dedi. O kapıya doğru giderken arkasından atacaksın. Koca şey gözü güyene kadar karanlık olsun. Göz gözü görmeyelim. Köprüye yukarı giderken köprüden o yağa geçeceğiz zaman şuradan bu yağa kaşa döndü. Bu yağ, la işte aram bak bak 15 metre yok attığım yer, 9 oldu. Yağış bızım etti fakat tepiniye mi attın bizim harmanı, spor yaptık her yeri. Burada hala patır patır tepiniyordu. E seni yolladığımızda balığın kavak yaprağını karnları toplamışsın gelmişsin. Tam buradan gitmiş dağda ölmüş, geriye suyu yapmıştı. Abi büyüdüm şu an. 200 kilo daha fazlaymış. Ya ben böyle bir şey görmedim. Biz bunlardan, bu koyunlara yemi yediriyoruz, şunu yediriyoruz. Onun ne kadar dirilmiyor ya. Hayret ya. Tarlalardan hiçbir şey alamıyoruz asla buralardan. Tarlalardan sürüyle kabak diktik canım tarlaları. Bunların dönümünden 7 ton, 8 ton pancar geldi eskiden. Sürüyle geliyle pancar mı kola bu? Pancar mı kola bu da ya? Millet seni kabak dikti, ben diktim. Ben diktim, sen diktin. Oğlum mefe oldu. Yani. Ya. Tamam. Hamasasan sohbetleri böyle işte arkadaşlar. Ödeyecek de para ödeyecek. Ama pancarın parasını her sene aldım. Alamıyor domuzdan. Ya pancar eksen iyi şimdi ama gel gelelim. Gelmişin tarlanın başına ne pancar kaldı ne bir şey. Oraya misil ektim de şeye kabak tuttuğum yeri. Şu orada eski değmenin üstüne duruyordum biliyor musun? Şöyle yan üstü yaktım. Koyuna yaylıya yastığı yanaştı. Lan yanı başımda yorgan gibi bir şey uzanmış yatıyor. Kurt beni koyun mu zannetti? Bana mı yapacağız? Yanımda la 5 adım yok. Elimde bir kımçak var. Dedim. Bu ne la bu dedim. Şöyle şşt dedim. Kalktı eşek gibi koca kurt. İndi. Böyle. Vallahi adam da tüfek olmadığını insan gibi biliyor. Böyle durdu yolun içine beni değil. Buna bir taş attım kafa gibi yukarıdan. Da burada da geldi diye ikimiz gidiyor ki. Da burada sen de kadar. Fatih şu geçinle teki iller al. Buraya kötü dedim. Kurt yatıyormuş meşenin içinde. Anam 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 dedim. Ne oldu lan? Ya. Teyara gibi seviyorum anne. O pusuyu yapmışım. O zaman işte ya. Yani çocuğuduk bilmiyoruz ki. Ya bilmiyoruz da kurdun geleceği yeri dağda da var güden adam, kurdun nereden geleceğini nereden gideceğini bilir. Davar ekserten şu tepenin bak. Bu torunun tepenin doruna yatar kurt. Böyle yüzün kuyulu yatar kursuz gibi. Pusu da beklerdi. Gibi. Oradan usulca nasıl çeker yılan kırbağı tutar gibi. Kurt, eke kurt öyle olur. Böyle patır patır kurt sana doğru gelmez. O seni gözetler. Şimdi bu koyuna yapışmaz seni görmeyince. Evet arkadaşlar artık yavaş yavaş gidiyoruz. Akşam olurken hava birdenbire soğuyor. Babam fazla durmayalım diye. Küçük kuzular da var. Onlar da emecek yavrularını. Analarını işte. Evet köye doğru gidiyoruz. Gel kızım gel. Gel. Ya kız 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 gel. Ya ya. Kız 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 gel. Ya. Kızım gel. Kız 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 gel. Ya ya.
Ya, ya kızım ya. Artık gidiyoruz arkadaşlar. Kral yola düştü. Babam deniz atlısı. Deniz atlar bizim oyunda. O kadar alışkınlar. Güneş var ama hava buz gibi. O demek ki baba içeride kuzlayacak. Geliyor yavaş yavaş arkalarına. Kuzlamadı, bekledik ama kuzlamadı. Bilmiyorum vallahi baba, geceye doğru kuzlar belki de. Ha. Onu emzirdik. Doyurduk koyunu. Yonca verdim onu. Verdim verdim. Bir bakla su içti. Ya kuzlayan koyuna su verilmez mi baba? Tabi. Hemen suyu vereceksin hayvana. Yonca balyası vardı. O öğüne dolduruverdim. Ya böyle koyun kuzlayınca yoncayı balya edelim de yazın. Tabi. Balya iyi oluyor. Küçük kuzla... Tabi tabi. Yonca iyice kuruyacak tarladı. Arkadaşlar kuru yoncanız varsa küçük kuzuyu çok seviyeli. Ya kuzu olsun koyun olsun fiyatını bir şey tutmaz. O fiyatı bambaşka bir şey tabi. Fiyatı o çok vitaminli bir ot. Ben bir sene Mart'ta kuzu sattım. O zaman 120 kat konuş iyi. 1,5 koyun parası. Böyle Kasım'da kuzladılar. Bir samallık fiyatı vardı. Kuzulara yedim. Anağına ikimiz bir kuzuyu kaldıramadık kucağımıza ya. Yermeçte birbirlerine durduk Kastamonu'nun adamı. Alıyoruz. O zaman yermeç hayvan bazalı durumda. Fiyatı çok vitaminli bir ot yani. Fiyatı çok etleştir hayvan. Değil mi? Tabii. Et yapar, et fiyatı. Kuzu olsun, hayvan olur. İstanbul'a gittim de ben Dütçeli miydi? O yanlı bir uşak dana götürmüş. Bizim buradan giden kuspu hayvanları titriye şakır şakır. Hemşerim bunları neyle besleyin dedim. Ya dedi Hasan abi dedi. Ben dedi koca talıya fi ektim dedi. Fi öyle yedi dedi. Bir de dedi hiç fiden garip bir şey yedimedim ben bunları. Ama danalava yer. Boyunları da belli gibi. Yerli danası fakat adam bizim buradan giden kuspe danaları, besi danaları donu ye, kar yağı ye İstanbul'da. Onun da bu yeşini yele böyle karar. Fiyatını ne dersin ya? Ya, ya, ya. Fazla tarla olmadığı için arkadaşlar bir sarımsak döküyoruz. Bir de sarımsak yine arpa ektik işte. Ben düştüm dağda başım bekledin lan. Valla
Bu hayvan alışınca istedim. Ama senin başını deklemezdi. Bırak ola gider. Vallahi. Sana alışkın abi bunda gayrı. Basa arkadaş gibi yıllarca. Kot pontul gire olmuş taş buduma battı. Kan çıkmadı. Kot pontul bu iyi. Etin içine geçmiş ya. Kan da çıkmadı. Basa. Budumun bir yanı bu ya. Sen gitmeyince gitmeyeli. Hadi bakalım. Başka hayvan olsa içeri zahreye kaçalı hemen. Bunu da alışıyor Fatih. Tabi canım alışmaz mı hayvan? Tamam eve gidince sıkarız. Fıs fıs vardı. Yara giderici merhem türü bir şey var arkadaşlar. Çalı mı yırttı ayağını bir şey etmiş koyunun. Onu sıkınca geçiyor. Evet artık köye geldik. Az bir yolumuz kaldı. Buradan da sulayacağız. Geçen de Almanya Berlin'den Hikmet kardeşimiz gelmişti. Beraber onunla da babam üçümüz koyun güttük. Sohbet, muhabbet. Sizler de bekleriz arkadaşlar. Hepinize buradan bütün herkese kucak dolusu selam olsun. Bizi izleyen herkese. Hepinize canı gönülden çok teşekkür ederim. Yorumlarınız için, beğenileriniz için. Evet, kral artık koyunları doyurdu, ağılı götürüyor. Buranın suyu içecek olduğu için ne için? Buranın suyunu da çok seviyeli. Ya buranın suyu kışın tutuyor Fatih. Dağın altından geliyor. Kim bilir ne kadar yerin altında. Ama yazında buz gibi. Yazında soğuk oluyor. Yazın da çok içiyor. Soğuk suyu içiyor yazın. Evet. Çeşmemizi göstereyim arkadaşlar. Sağ olsun köylülerimiz. Yazın yaptılar burayı. İnşaatı hala devam ediyor şu anda. Hepsinden Allah razı olsun. Bizim bunlar buradaki oluktan, bir de kıyı yoldaki ıslaktan, harmandaki oluktan alıştırmış babam. Temiz sulardan suluyor böyle. Koyun yosunlu sulardan içerse böyle arkadaşlar o maraz dediğimiz hastalık oluyor koyunlarda durgun sulardan. Mümkün olduğunca koyunlarınızı temiz yerlerden sulayın. Geçi de var olsa hayatta yolda duran sudan içmez. Böyle durgun sulardan içmez. Yağmur suyunu binde bir içer yani tam susamayınca. Temiz yerlerden bizim koyun kesmesi değişik oluyor tabi. Yosun mosun demiyor içiyor. O yüzden sonra hayvan tabi karnında kurt oluyor. Maraz oluyor işte. Ama temiz yerlerden sularsanız tabii ki o zaman da hapını attırınca hiçbir şey olmaz. Allah'ın izniyle. Ana koyun da geliyor ana. Koyun da geliyor. Benim ben. Bambağırıyor Salih Bey. Evet artık doğru ağlı. Ya içeride zahriye koşuyorlar. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Başka türlü taşıyamıyorum. Hoş bir tane. Anladım baba. Kurt gelince bir kere patlatavı yukarı kaçtığına gider. Salih'in kara tavukla vururlardı. Başka türlü olsa taşıyamıyorum. Kapalı diyorum artık baba. Hadi.
Bütün dünyaya selamla ben söyledim. Arkadaşlar hepinize kucak dolusu selam olsun. Arkadaşlar şu anda ibimiz biçti. Babam da koyundan geldi. Yavaş yavaş başladı yemeğe. Afiyet olsun baba. Gelsene oğlum sen de lan. Salih gel. Gel gel geç. Otur lan şuraya gelsene. Geliver gel, geliver. Gel. Yiyor olsun. Yiyor olsun babam yiyor olsun diye Salih. Gel oğlum gel. Tamam yiyor o yiyor o. İkimiz yiyelim gel lan gel. Gel. Gelme darılırım bak. Gelme oğlum. Ben utanmam. Salih utangaç ya. Arkadaşlar bazen Salih böyle işte. Kendi yiyecek illa ki o. Değil mi ne? Tek başına kendi yiyecek. Utanıyor ya. Geç gelme lan geç lan. Buna suyundan koydu yavrum. Ne oldu kurusunu sevmedin mi? Nasıl olmuş mu? Ya ev olmuştu. Suyundan koydu yavrum ya. Tamam. Arkadaşlar karal ocakta pişirdi anam hindimizi. Hı hı. Sen hiç kalsana. Ya, gölürüm ben sen yiyor. Sen ya. Otur musun? Kemiklerini şuna koy. Kemikle Salih'in küçük çınarın. Butları kırmızı gibi butları şey. Ne lan ne? Hani butları öyle olur Fatih. Ne olur Salih? Ya bıçağına kazımaya gerek yok ben ona sıyırım ya. Ana sen dokunma bırak. Alıvereyim de. Önünde hiç durmasın öyle. Ben sevmem. Sofrada hemen bir... Evet arkadaşlar bu sene... ilk ibimizi kestik. Salih'in ibilerden. Sırayın abi gayrı. Değil mi? Hı-hı. Ya insan besliye, alışıya da... Zor oluyor. Anam, üzülüyor anam. İyi. Oldu bunu hakikaten mi? İkimiz. Salih, anam ibi iyi olmuşlar. Yiyin Salih, ye. Yok, bak, ibi kesersen kıplı yukarı çoğuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ekber diyeceğim bıçağı çalacağım. Böyle, yani... Tabii tabii, bismillahirrahmanirrahim şey olur mu? Evet arkadaşlar. Kurbanlarda kasaplık da yapar maşallah. Göre göre ben de alıştım gayri. Bir koyunu kuzuyu yüzebiliyorsun. Tabii ki oğlum. Alıştım ben yüze yüze. Alıştım yapacağım. Ben de yüzmeye. Nerede bulacağım biri? Göre göre insan alışıyor. İşte abi iyi. Salih besledin. Salih yemek veriyor bunları. Ben de sana kuzu yediririm değil mi? Salih kuzuyu... Ödeşiriz mi diyorsun baba? Ya bizim çanda evde kebap edeceğim ben o kuzuyu. O erkek kuzu beyi besledi amca. Sırıkota kalıp orada daha didem gibi eskiden kebap edermiş o ocakta. Şöyle sırıkota kalıp... Eski evde evet 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 eskiden büyük ocakbaşı var. Da var bizde çok eskilerden daha geldiği için. Savaşa girmeden Didemgil orada yaparlanmış. Yani. Anne seni koysa suyunu. Ben suyunu istiyordum. Neyse Salih? Etin suyunu. Tamam. Tamam Salih. Salih. İbinin boynunu görüyorum bak. İbinin boynunu. Anne sen de otur. Benim işlerim var daha. Yani şu yandı gelsin ha. Ne bu? İbinin boynunda bana bak diyorsa bassaydı. Ya İbi 2-3 yaşına girdiydi ama ya. İki senelik falan. Vah vah ikisi. Nereden bildin? Bilirim ben. Ha. Gömünden bilirim. Şey ocaktan tam öğleden akşama kadar pişti. Bayağı uzun sürdü pişmesi. Tüpte bir zemur tüpü tükedir. Tüpü koyacaktım, tüpü bütürü değil. Ocakta at odun altına. Ocakbaşı olduktan sonra oluyor arkadaşlar. Kar gelecek ama inşallah bir kere yağmasa bu. Ya kar yağmayınca bereket olmaz. Tabi, 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 tabi. Kar dağın odasın
Toprak yeme 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 yerin altından derelerden su öyle çıkıyor. Kar yağmasa bir tek su kalmaz yer yok. Yani. Buydu buydu. Neyse Ali. Kar geliyor diye. Bak bu gece diye. Ah gelse. İbine de tırırırdı ben. Salih. Utanıyor biraz ya. Salih utanıyor ya. İstanbul. Adamı zorla oturtuyor. Anam etin suyu götürdü. Ne istiyorsun Salih? Etin suyu. Götürüz o olay. Zaten etin bir şey atıyorum tadını bir suyuna çıkarıyor. Ne de yok bir şey. Onun da kemikleri Salih. He? Senin çınarın var ne? Kebabını yapmıyor. Kebabın zaten tadı sacı akıyor zaten. Sırık kebabının onun, değil mi? Tabii. Etin suyu akıyor. Onun için lezzetli oluyor yağ banması. Salih ye. Bir gibi kabarıyorsun yine. Hadi korkma da tutalım. Salih kor. Nasıl beğendin mi bu ibi? Ya ibi beğenir ben. Lop lop yiyeceğin gibi. Hakikaten bakatı püsürüp diyecek. Salih ben sana 30 ibar veririm. Ya göğsünde kar yağınca keserim keserim yiyelim sana. Olur mu? Ya kekulun yüzünde orada kavun karpuz ektiğimiz yerde var ya. Keserdik orada ip olsun tavuk olsun pişirdik orada. Közde közde mesela çok lezzetli oldu. Allah Allah. Mesela bu ibi közde közde de iyi. Mangalda diyorsun ha? Mangal yapacağım. Bayır adam. Arkadaşlar bu akşam da böyle oldu. İbiyi pişirdik. Babam da afiyetle ye. Ne? Su mu? Herkes yağ yiyemez bu. Niye ya? Yağ olmayınca zaten etin lezzet olmaz ki. Yağlı et lezzet olur. Bak diri hayvanla yağ olur. Diri hayvanın eti yağ olur. Kayıp hayvanın lezzet olmaz. Salih İbiyi mısırla besledi. Köpek yiyebilir miyim bunu? He? Kapı yer ya. Sen kafana takma. O onu saymaz bile. Salih onu kıtır kıtır yer hepsini. Salih çınarını düşünüyor. Salih. Ya bu niye yediyorum ben? Niye öyle? Benden mi utanıyorum? Arkadaşlar. Etler iyi etler. Yedik la. Artık sizlere buradan veda ediyorum. Babama da afiyet olsun diyorum Salih'e. Biz de yemeğimizi yiyelim. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz.